Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemli'ye yeni bir kordon kazandırılacak. Kordonun temel atma töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Elnur Aktaş, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri eleştirdi. Biz iş yapıyoruz, hizmet ediyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu bazen altyapı, bu bazen üst yapı, bu bazen restorasyon, bu bazen spor tesisi, bu bazen sosyal kültürel faaliyet. Birileri de hiç iş yapmadığı gibi algıyla, yapmadıklarını anlatmakla, yalanla, iftirayla vaktini geçiriyor ki sizler bunları en iyi şekilde ayırt ediyorsunuz. Kıymetli kardeşlerim, hava sıcak. Sözümü çok uzatacak değilim. Kısa bir süre önce bir afete maruz kaldık biliyorsunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi muhtarlarım da iyi biliyor ki, çok kıymetli teşkilatlarımız da iyi biliyorlar ki, ilk andan itibaren olay mahallindeydi. Bütün ekip arkadaşlarımız, yüzlerce arkadaşımız Kumla'da da, Kurşunlu'da da, Gemlik Merkez'de de velhasıl oluşan aksaklıkları ve eksiklikleri gidermek için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Aktaş, Bursa sahillerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başlangıcını, temel atmasını yapacağımız bu işin 4 tane ayağı var. Aynı çalışma Kurşunlu'da da var. Aynı zamanda eş zamanlı olarak orada da şantiyemizi kurduk. Aynı çalışma Güzelyalı'da da var. Aynı çalışma yıllardır beklenen Trile'de de var. Tam 250 milyonluk bir iş bu. Sadece 60 milyonluk kısmını biz burada yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, bu çalışmalar bittiğinde gerçekten sahillerimizin ne hale kavuştuğunu inşallah hep birlikte görmüş olacağız. Düzenlenen temel atma törenine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katıldı. Varank, hem sağlam hem de vatandaşların faydalanacağı bir kordon yapılacağını söyledi. Sahil boyunda burayı gerçekten hemşehrilerimizin keyifli bir şekilde istifade edeceği bir yere dönüştürmek için bir başlangıç yapıyoruz. Fırtınalar oldu, siz de biliyorsunuz. Burada iş yerlerimiz zarar gördü. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasını da ben gittim ziyaret ettim. Bu selden, bu fırtınadan etkilenmişlerdi. Başkanımız oturdu. Burada yeni bir felaket olmasın. Bir fırtına olduğunda biz bu sıkıntıları yaşamayalım. Ama aynı zamanda vatandaşlarımızın istifade edeceği güzel bir projeyi yapalım diye işte bu projeyi başlattı.